Alo. Alo. Reis nasılsın? İyi kardeşim, sen ne yapıyorsun? Vallahi de ne yapalım abi. Mesaneye müsait misin? Abi mesaneye müsait değilim de iş yerine geçsem birazdan. Mesaneden görüşmek lazım ya. Biraz önce de aradılar da. Hı. Ben de tam telefon kesildi. Bir numaralar vardı, onlara ulaşamadım. Yeni bir belki bizimkiler aramıştır. Biliyorsun da konuyu. Yok. Yeni söylediler de yeni haberim oldu. İnanayım mı lan? He? Valla bizle alakası yok abi. Ulan oğlum herkesi sikle. Bizi sikleme. Etme eyleme. Yok abi, bizle alakası yok abi. Ders çalışırız. İşimizde gücümüzdeyiz abi. Tamam mı? Bir onlarla görüşeyim de seninle görüşürüm abi. Tamam. Kardeş. Bir acil görüşmemiz lazım seninle. Ya oradan görüşmemiz lazım. İnternetten mi? Aha. İyi tamam, bir 10-15 dakika sonra geliyorum. Tamam abi. Bekliyorum. 10-15 dakika değil de böyle yarım saat de olabilir. Çünkü fotokopi çektirip öyle çıkacağım. Tamam abi. Ya insan bilirsin. 10-15 yani dakika. Yani konunun uzaktan yakından bilgin yok diyorsun. Yok abi, gerçekten yok. Bizimkilerin de yok yani. Gerçi ben görüşmüyordum yani, 20-25 gündür aramız bozuktu da. Sanmıyorum çünkü gördüm yani 5-6 şey. McDonald's nerede? O işte buradaydı yani, Trabzon'da. Öyle mi? Hı-hı. Yani onlarla da alakası yoktu. Gerçi 20-25 gündür de aram bozuktu da. Niye? Ya öyle ara bozuk değildi de şeyden dolayı. Bu Gümüşhane mevzusu oldu. Evet. Onların bir tane şeyi var. Kemal Pir diye bir PKK'nın kurucularından biri var. Hı. Onu söyleyince o dedi yok, Gümüşhane'den falan yok. Dedim bak ispatlarım falan filan. Hı. İnternette yapınca gösterince öyle biraz soğuk oldu. Yalnız evin oradalardı yani. Sanmıyorum onların olacağını. Yani o konuştuğumuz konu var ya, o kaç defa konuştuk da. Bir de o zaman da söyledik de biliyorsun. Şimdi ister istemez doğal olarak o tarafa yüklenme olacak. Yok, yüklensinler. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum istedikleri gibi. Çünkü şu an yani çıkış olmadı buradan yani. Zannetmiyorum da belki yani bir hatalar olursa da gider bakarım yani. Ama zannetmiyorum yani. O kontrolleri altında olur yani. Çıkış şeyden olur. O çocuk vardı da bir tane. Ha, o buradaydı yani. Hiç çıkış olmadı. Bunun düşündüğü çocuk. He yani çünkü. Neydi onun adı? Zeynel diye bir çocuk vardı da. Sonra bir tane daha çıktı da zannetmiyorum. Çünkü eğer onun dediği şekil yani benim bildiğim şöyle yani paylaşmak istediğim şey şöyle olur. Yani vurulma şekli belliydi. Vurulacak şekil belli. Eğer öyleyse bunlarla alakalıdır da zannetmiyorum. Bunlar da oğlum kafaya sıkmışlar. Direkt kafaya sıkmışlar. Öldür mü? Ha, tek farklılık tabii canım. Tek farklılık kaçmayacaktı. Ama bu kaçtı. Yakalandım peki? Yok canım. Zannetmiyorum abi bunlar olduğunu ya. Vallahi bilmiyorum. Yani şeyden değil de yok yani, bizim devlete karşı boynumuz incedir yani, bir şey olsa paylaşırız. Zannetmiyorum yani. Kardeş şimdi konuştuğumuzla o birbirine farklı da. Şimdi konuştuğumuz farklı da şimdi bu herkesin, herkesin hedefinde vardı. Biliyorum da yok, sen benden muallaklı konuşuyorsun sanki. Bayımamın ha, gebermişse gebermiş. Ben hoş onu yok, kim gebertti diye sorgulamıyorum. Konuş. Anladım. O konuda yani, samimiyetinden şüphe duyuyorsan ayrı bir şey. Yok öyle bir şey olmaz abi. Ben kesinlikle öyle bir şey olsa, eğer bizle alakalıysa. Bayımamın ha yani, geberdiyse geberdi. Onlar bir şey yok. Ben getiririm bak, bizle alakalıysa ben getiririm. Eğer bizle alakalıysa ben onu araştırırım, öğrenirim, getiririm. Uygun bir şekilde size de teslim ederim. Ulan oğlum niye getiriyorsun ya? Getirme ne gereği var? Eğer bizle alakalıysa ben de hiç yeni aradılar. Ben internette konuşuyordum hatta. Biz arkadaşım biraz önce geldim ya. Gördüm şeye. İnternette biraz önce geldim. Ondan sonra 3 saat kaldım internette, anladın mı? Çünkü sınavlar var yani, final zamanı. İyi tamam kardeş. Yani onu bir paylaşayım dedim. Ne değil. Yok diye. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Eğer de olursa yani sizin aklınızla düşünmeniz daha sağlıklı. Bizden ya yok, sen bakıyorsun şimdi. Ben ona moralim bozuldu ortak. Çok kişinin hedefinde vardı. Ya biliyorum da
Koyumamı ne şimdi? Sen bana diyor şey yapıyorsun yani. Ben sanki ne alakası var koyumamı ne canım? Ya anladım dediğini. Çok iyi anladım da. Biraz önce yani. Telefonu açtım. Dedim telefon kapalı kalsın. Baktım iki tane arama vardı işte. Ondan sonra şu olunca bayağı da sizinkilerle görüşmüyordum. Biraz burukluk vardı. Hiç aramıyorlardı. Biraz önce aradılar işte. Şu anda kalkınma tarafındayım ben. İyi tamam artık. Değerlen, ben dedim yani belki yok şey abi. Değerlendirelim. Şey değil de yani bizle alakalı ben zannetmiyorum da inşallah da değildir yani. Ama yapan da eline koluna sağlık. Öyle evet. Tabii canım orası öyle. İyi tamam abi. Tamam değil. Görüşürüz kardeşim. Tamam abi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam.